Bengü Türk TV ekranlarından günaydın efendim. Bugün 4 Şubat Salı. Yanımızda avukat Serkan Toper var. Kadına karşı şiddeti konuşacağız. Kadına karşı şiddet dendiği zaman ne anlamamız gerekiyor ve şu an ülkemizde kadına şiddetle mücadelede yasal durum nedir? Hepsini kendisinden öğreneceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler iyisiniz. Teşekkür Davetiniz ederiz. İçin de teşekkür ediyorum. Biz davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Bu arada tabii konuya girmeden önce dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün kadına şiddeti konuşacağız. Kadına şiddet denilince ne anlamamız gerekiyor? Hı-hı. Aslında kadına şiddeti her boyutuyla konuşacağız. Evet. Biz kadına şiddet dendiği zaman ilk başta hep fiziki şiddet olarak Hı-hı. düşünüyoruz. Ama aslında sadece fiziki şiddet değil. Kadına şiddet dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Ya aslında kadının sadece ve sadece kadın olmasından dolayı gördüğü şiddetin adı olarak tarif ediyoruz. Ne diyoruz? Erkek egemen zihniyetin, kadına biçtiği toplumsal rolün, bu rolün dışına çıkmaya çalışan kadına karşı uyguladığı psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddetin adı. Biz bunu genel başlığıyla kadına şiddet olarak ele alıyoruz. Neyi kastediyoruz burada? Giyim tercihleri sebebiyle kadınların okula alınmadığı dönemleri yaşadık. Bariz bir kadına şiddet örneği. Veyahut da tayt giydiği için kocası tarafından öldürülen kadınları yaşadı bu ülke. Bariz kadına şiddetin örneği. İşte şort giydiği için doğmuşta tekme atılan, başında evet. türban var diye sokakta saldırılıyor yani kadın. Yani kadının kendi tercihleri sebebiyle uğradığı sistematik veya bazen münferit şiddetin adına kadına şiddet kadına diyoruz. Şiddet evet. diyoruz. Peki bu kadına şiddet tabii ki sadece fiziksel değil, dediğiniz gibi psikolojik de oluyor, ekonomik de oluyor. Peki bunlardan örnek verebilir miyiz? Mesela hangisi sistematik yapıldığı zaman yine kadına şiddete giriyor? Şimdi şöyle, bir cinsel boyut da var. Cinsel saldırı, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet. Şimdi psikolojik şiddetin en bariz örneği. Kız evden ayrılıyor, evleniyor. Babası diyor ki, tamam diyor, gelinlikle çıktın. Ama artık diyor buraya kefenle dönersin. Siz ne yaptınız? Kadına şiddetin alt zeminini zaten oluşturdunuz. Kocasının evinde kadın neye maruz kalırsa kalsın artık bir daha baba evine dönemeyeceğini biliyor. Ne yaptı her şeye katlanmak zorunda. Tabii ki. Bu sefer kocanın psikolojik, ekonomik ve fiziksel saldırıları karşısında çaresiz, korumasız bir kadın figürü karşımıza çıkıyor. Psikolojik şiddet, aşırı kıskançlık, kadının bir birey olarak toplum içinde yer almasını kabullenemeyen erkek anlayışı. Değil mi? Bunun uç örnekleri vardır. Derler ki perde açmasına bile müsaade etmez. Aslında böyle çok uç gözüküyor ama şu an çok azalmış olmakla birlikte yakın tarihte bunları biz Türkiye'de örneklerini gördük. Hı hı. Toplum içine çıkarılmayan, okutulmayan kız çocuklarını gördük. İş hayatının içine katılmayan kadınları gördük. Bunların hepsi bir boyutuyla ekonomik şiddet, bir boyutuyla da psikolojik şiddet. Peki bu şiddete neden maruz kalıyorlar? Yani sebepleri nelerdir bu şiddete? Ya tabii bu konuları ülkemiz üzerinde değerlendirmek yanlış olur. Tüm dünyada erkek egemen toplumun kadına biçtiği bir rol var. Bu roller işte geldiğimiz teknolojik düzey, bilgi toplumu, kadın istihdamının arttığı ortamda artık bu kalıplara kadınlar sığmıyor. Hı hı. Kadınlar ne yapıyor? 18. yüzyılın başlarında ağır savaşlarla kadınlar yavaş yavaş iş hayatına atılmaya başlamış. Ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeye başlamışlar. Bunun üzerine siyasi haklarını elde ettikten sonra da iş hayatı içindeki kadın diyor ki ben eşit iş yapıyorum, eşit ücret almam lazım. Hı hı. Dolayısıyla benim kaderimin bir erkeğe bağlı olmaması lazım. Bu haklı talepler zaman içinde sistematik şekilde bir kadın hakları örgütlenmesinin de verdiği güç ile kadın haklarının yüzyıllara dayalı horlanması, erkek cinsiyetine göre aşağı görülmesi kavramları bugün tartışılmaya açılıyor. Dolayısıyla siz çok yüzyıllık geçmişi olan kadın rolünü hep soruyoruz, bu şiddet neyden kaynaklanıyor? Evet, bu yüzyıllara dayanan tüm dünyadaki kadın rolüyle alakalı kafalarda oluşmuş şartlanmanın sebebi bunlar. Kadını bir birey olarak görmeme. Dolayısıyla bunu sadece hukuki tedbirlerle aşmak mümkün değil. Bu bir süreç. Bu süreçte de Türkiye üzerine düşenleri yapmış. Daha bundan 90'lı yılların başında yanlış hatırlamıyorsam kadının çalışması neye bağlıydı? Medeni kanunda kocasının izni kocasının olmadan kadın çalışamıyordu. Evet, Türkiye bu cinsiyetçi yaklaşıma son verdi. Nasıl verdi? Dedi ki bu anayasaya aykırı dedi. Çalışma hürriyetine aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı dedi ve bu hükmü iptal etti. Ama çok değil. Şundan en fazla herhalde 20 yıl öncesi bu Türkiye'de bu kanun vardı.
Evet, yani o zaman ülkemizde kadına şiddetle mücadelede de yasal durum nedir diye soracağım size. Biraz tabii ki değişti dediğiniz gibi yasalar ama şu an ne durumda? Şu an inanılmaz dünya standartlarında yasal mevzuatımız var. Türkiye bu konuda bilinçli ve çok kararlı. Yani ülkemizle ilgili hep olumsuz eleştiriler yaparız. Kadına şiddette sanki Türkiye, Avrupa bu işi halletmiş ama Türkiye hala bununla uğraşıyor. Hayır. Burada bizi izleyenlere çok ilginç bir not vereyim. Girsin Google'a baksınlar. Kadına şiddette İskandinav ülkelerinin, Norveç, Danimarka'nın çok ön sıralarda olduğunu görecekler. Demek ki... Evet, siz yayından önce söylediniz ama ben çok şaşırdım. Ben de okuduğumda şaşırmıştım. Demek ki bu kadına işte biz ne dedik? Türkiye'de bir takım şiddet olaylarının namus adı altında işlendiği, oradaki tezahürü de ihtiras cinayeti olarak geç. Ama kadının mağduriyeti, kadının bu sistematik uğradığı şiddetin kalıbı hiçbir yerde değişmiyor. Her yerde aynı. Türkiye inanılmaz derecede önemli adımlar attı. Öncelikle anayasasına bir madde koydu. Dedi ki anayasa 10. madde aşağı yukarı bütün hukukçuların bildiği üzere diyor ki ırk, din, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes kanun önünde eşittir. Ama diyor tam eşitliğin sağlanabilmesi için, kadınla erkek arasında tam eşitliğin sağlanabilmesi için devlet bazı önlemler alır. İşte bu önlemlerde diyor pozitif ayrımcılık diyoruz. Anayasaya eşitlik itirazında bulunamaz diye bir madde koydu. Çok da önemli. Yani dolayısıyla biz burada ne yaptık? Bu eşitlik sağlanasaya kadar kadın lehine bir takım pozitif ayrımcı hükümler anayasayla güvence altına alındı. İşte 41. maddeyle çalışma hürriyeti güvence altına alındı anayasada. 70. madde diyor ki kamu kuruluşlarına kabul de liyakat harici diğer cinsiyet hususları dikkate alınamaz diyor. Her Türk vatandaşı diyor kamu görevlerinde cinsiyetine bakılmaksızın görev alabilir diyor. Onun dışında iş kanununda eşit davranma ilkesi var. Ne yapıyor? Eşit işe eşit ücret kavramı. İşte gebelik hakkından dolayı kadının mobbinge tabi tutulmaması, iş hakkının feshedilememesi vesaire vesaire diye. Ve önemlisi tabii ki 2012 yılında Türkiye 62-84 sayılı dediğimiz aile ve kadına şiddetin önlenme yasasını kabul etti. Bu yasa çok önemli bir yasadır. Ve Türk devleti de, Türk adaleti de bu konuda çok hassasiyet. Bugün adliyeye gidersiniz. Ayrı ayrı terör büroları vardır, kaçakçılık büroları var, genel soruşturma var ama aile bürosu, ayrıca kadına şiddet büroları kurulmak suretiyle orada uzmanlaşmış savcılar, aile mahkemelerinde bu konuda uzmanlaşmış hakimler vasıtasıyla kadına şiddetle mücadele konusunda yargı içinde de önemli bir gelişme kat ettik. Bugün şiddet mağduru kadın, bakın sadece fiziksel demiyorum, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet mağduru kadın hiçbir bilgi, hiçbir belge, hiçbir ispata gerek duymadan sadece kadının ben şiddet gördüm beyanını esas almak suretiyle şiddet gösterene karşı mahkemeler anında çok hızlı şekilde tedbir kararları veriyor. Evet, ben de onu soracaktım. Hani fiziksel şiddeti bir şekilde kanıtlayabiliriz ama psikolojik şiddeti ya da cinsel şiddeti, ekonomik şiddeti nasıl kanıtlayacak kadın? Şöyle tabii, cinsel şiddette de kadının beyanı esas. Fiziksel şiddette bunu bir rapor suretiyle tanıkla ispatlanması da mümkün. Evet, psikolojik şiddet nasıl ispatlanacak? Bu psikolojik şiddetin zaten devam eden tezahürü, kadının bu psikolojik şiddete karşı direnmesinin sonucunda başına gelecek şey ikinci aşama fiziksel şiddet oluyor. Maalesef ki o fiziksel şiddete gelmeden de kadınların bu konuda bir başvurusu yok. Psikolojik şiddet altındaki kadın partnerinden, eşinden, sevgilisinden ayrılmak istiyor. Bu ayrılma sürecinde de bir çatışma yaşanırsa bu kadına nasıl geri dönüş oluyor? Şiddet olarak geri dönüş oluyor. O aşamaya kadar evet psikolojik şiddete maruz kaldım diye genelde mahkemeye başvuran ben de uygulamanın içinde biriyim, görmedim daha. Peki neden yapıyor erkekler bunu? Tamam, hani kıskançlık oluyor dediğiniz gibi, ihtiras oluyor ama her gün bir televizyon kanalında bir haberde görüyoruz kadına karşı eski karısını öldürdü, sevgilisini de bıçakladı vesaire vesaire. Yani erkekler bunu yapmaktan ne zaman vazgeçecek ya da ne zaman bitecek bu kadına karşı şiddet? Ya şimdi şöyle, Türkiye'de kadına şiddetin psikolojik boyutu, psikolojik şiddetin, ekonomik şiddetin olduğu konusunda çok hemfikirim. Fiziksel şiddet farkındalığın yaratılması adına münferit gibi gözüken olaylar sürekli toplumda kamuoyunun gündemine getiriliyor. Getirilmesinde de fayda var ki bu farkındalık artsın. Ama Türkiye'de Türk erkeklerinin yoğun şekilde kadınlarına fiziksel şiddet uyguladığı karısında değilim. Ben ki rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Çok yoğun şekilde bir fiziksel şiddet altında değiller. Ama erkek egemen zihniyet, çocukluğumuzdan, yetişme tarzımızdan, adetler, töreler vesaire, bunların hepsi yetişme tarzı içinde kadına kafamıza bir rol biçiyoruz. Evet.
ve o kadın o rolün dışına çıkmamalı. Çıktığı anda bu sefer ne, devreye ne giriyor? Şiddet olgusu devreye giriyor. Eğitimle de çok alakalı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çünkü aslında o şiddet gösteren çocukları da bir kadın büyütüyor, o hale getiriyor. Tabii, o aile yani içi eğitimle bahsediyorsunuz. Ben evet hani genel eğitimle de çok alakalı olduğunu, Türkiye'de bunun çok alakalı eğitimle olduğunu yoksa inanıyorum. Yoksa televizyonlar açıyoruz, profesör. Eşine şiddet uygulayan profesör haberleri, hakim, savcı, avukat, doğru mu? Evet. O bahsettiğimiz tahsille alakalı değil. Evet, aile içinde annenin, özellikle annenin erkek çocuğuna vereceği tavsiyeler, yetiştirme tarzının bunda önemli olacağını düşünüyorum. Evet, dün zaten konuşuyorduk bir uzmanımızla. Erkeklerin özellikle kadınlara karşı davranışları annesini kadın yerine, annesini koyuyormuş onların yerine ve ona göre davranıyormuş. Annesine davrandığı gibi. Onu da annesinden alıyor zaten o bilgileri. Neyse, şiddete uğrayan kadın ne yapmalı peki? Hani evet, gideceğiz bir karakola başvuracağız ama kadınlar gidiyor karakola başvuruyor, uzaklaştırma alıyorlar. Hı hı. Ama o adam geliyor onu sokakta yine yakalıyor, vuruyor. Evet. Öncelikle şiddete uğrayan kadın ne yapacak? Kesinlikle bunu hasır altı etmeyecek, sineye çekmeyecek, korkmayacak. Çünkü şuna inanacak ki devletin bu konuda refleksleri ve adliyenin bu konuya bakışı çok net. Hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Kadın ben şiddete uğradım beyanını sunduktan itibaren. Direkt karakola gidiyor önce değil mi? Karakola gidebilir, en yakın savcılığa gidebilir. Hiç fark etmez. 24 saat içinde, çok değil ya, 24 saat içinde gerekli koruma kararları veriliyor. Hı hı. Ne yapıyor? Diyor ki şiddet gösteren diyor. 100 metre yakınına yaklaşamayacak. Nereye yaklaşamayacak? Evine, iş yerine, çocuklar tehdit altındaysa çocukların okuduğu okullara kadar yaklaşamayacak. Bu kararı veriyor. Devamında diyor ki bu kişi silah taşıyor ise, hatta daha da ileri götürmüş, diyor ki bu kişi polis de olabilir. Silah taşıma hakkı da olabilir ama ona rağmen diyor o silahı teslim etmesi gerekir. O da tabii ki kadının beyanları, dosyadaki şiddet olgusunun gücüne ve yoğunluğuna göre bu yönde karar verebiliyor. Diğer husus, bu uygulamada bunu çok yetersiz görüyorum ben. Çok önemli. Kadının geçimini kim sağlıyor genel olarak? Şiddet gösteren. Şiddet gösteren kim? Bir erkek. Tamam, erkeği bir ay, iki ay, üç ay evden uzaklaştırdın. Çocuğun ve kadının geçimi ne olacak? İşte bu uzaklaştırma kararlarıyla beraber otomatikman mahkemelerin de şeyi vermesi lazım. Nafakayı hükmetmesi lazım. Hmm. O nafakayla beraber kadın şiddet gösterenden uzak kaldığı dönemde herhangi bir ekonomik zorluk içine düşmeden... Şu anda öyle bir yasa yok mu? Var var. Hmm. Mahkemenin hakkı var ama maalesef işte biz şiddet gördük diye avukat olarak başvurduğumuzda müvekkilimiz şu şiddete maruz kaldı diye. İşte 100 metre yaklaşmaması, küçük düşürücü, aşağılayıcı söz ve beyanlarda, tehdit ifadelerinde bulunmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi deyip bırakıyor. Hı hı. Mahkemeler genelde. Evet, avukatlar da dilekçelerinde daha detaylı şekilde nafaka, varsa silah, silah ruhsatının iptali veya silahına el konulması, şahsın alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı var ise alkollü ve uyuşturucu etkisi altındayken çocuklara ve eşe yaklaşamaması yönünde çok detaylı dilekçelerinde, hı hı, taleplerini sıralarsa avukatlarımız da hem mahkemeye yön vermesi açısından hem de şiddetin boyutunun çok yoğun olduğunu hissettirmesi açısından önem farz edecek. Ama ilk cümleye geri dönelim. Ben şey diyorum, Türkiye'de kadına şiddet rakamları çok düşük. Buna hemen itirazlar geliyor. Diyor ki hayır, Türkiye'de kadın şiddete maruz kalıyor. Ama bunu şeye yansıtmıyor. Yansıtmıyorlar. Yargıya, karakola yansıtmıyor. O yüzden bu rakamlar düşük, evet, gözüküyor. Ha, bununla ilgili bir ispatınız var mı? Diyorum yok. Dolayısıyla... Sizin var mı bununla ilgili bir ispatınız? Benim ispatım var, rakamlar ortada. Ama işte... Elbette ki yargıya taşınmamıştır ama... O yüzden ne yapalım? Eğer bu ihtimal doğru ise, olabilirse de... Sürekli kadınlarımıza şunu söyleyeceğiz. Hiçbir şekilde şiddete boyun eğmeniz gerekmiyor. Eğmeyecek. Biraz önce dediniz, mahkeme veriyor koruma kararını ama gidiyor kadını yine sokak, evet, ortasında öldürüyor. Şimdi şöyle, şiddetin yoğunluğunu daha ihtisaslaşmış savcıların, polislerin, hakimlerin iyi ölçmesi lazım. Bu tehlike ne kadar tehlikeli? Münferit bir olay mı? Anlık kızgınlıkla mı söylenmiş? Yoksa bu adamın geçmiş özellikleri, uyuşturucu kullanıyor mu? Alkol bağımlılığı var mı? Sabıkası var mı? Hı. Ruh hali var mı? Uygulanmayan ikinci tedbir. Aslında var. Ama bununla ilgili maalesef yan kuruluşlar yeterli olmadığı için bu kişilere zorunlu tedavi getirilmesi, şiddet eğilimlerinin ölçülmesi, şiddet güdüleriyle mücadele edebilmeleri için zorunlu tedaviye tabi tutulmaları. En önemli önlem bu. Ne yaptın? Kadın başvurdu. Kocam bana bir ay için 3 defa şiddet uyguladı. Hemen o kocanın acilen 2 haftalık bir tedavi sürecine alınması ve oradaki raporun
adamın şiddet eğilimleriyle alakalı savcılığa ve mahkemeye yön vermesi lazım. Baktığınız adamın inanılmaz şiddet eğilimleri var. Evet, artık o kadının yanına bir koruma polisinin konulması gerekir. Adamın da rehabilite edilmesi gerekir tabii. Evet, rehabilite edilebiliyorsa edilmesi. Ama o 2 haftalık, 3 haftalık her neyse tabii bunu tıbbi bir konu. Rehabilite edilme ihtimalinin olmadığı, adamın yoğun şiddet eğilimleri içinde oldu. Kadına canına kastedebileceğine dair emareler var ise kadına bir koruma polisinin tahsis edilmesi, daha radikal tedbirler var. İş yerinin değiştirilmesi, gizli tanığın faydalandığı kimlik değiştirme vesaire gibi hakların sağlanması, çok yüksek güvenlikli koruma evlerinin alınması. İşte Türkiye'de bunlar biraz uygulamada eksik maalesef. Hı hı. Çünkü uygulamada biz ne anlıyoruz? İşte 100 metre yaklaşamasın, iletişim araçlarıyla rahatsız edemesin. Evet, bu. Ama kadın dışarıya çıktığı zaman, alışverişe çıktığı zaman ya da bir yere çıktığı zaman o adam yine gelip yakalıyor onu. Anlık şiddet göstermiş, çok suçlu kişilikli olmayan erkek de bu caydırıcı. Ama öldürme eylemini kafaya koymuş derecede ruh sağlığında problem olan veyahut da ne diyelim, bu kişilikteki bir adamın 100 metre yaklaşma, yok iletişim araçlarıyla rahatsız etme önlemleriyle durdurulması mümkün değil tabii ki. Çok şahsi bir merakım var, çok merak ediyorum. Bu adamlar kadını öldürdükten sonra gidip işte hakim karşısında ne acaba açıklama yapıyorlar? Neden öldürdüm? Yani senden ayrılmış karın, boşanmışsın. Evet, başkası girebilir hayatına, girmeyebilir. Yani hakim karşısında ne dediklerini çok merak ediyorum. Şimdi bakın, kadına şiddetin ne dedik? Sadece kadın olmasından kaynaklanan maruz kaldığı şiddet dedik. İşte 13 yaşında tecavüze uğramış kız çocuğunun aile meclisi kararıyla kirlenmiş kabul edilip öldürülmesi bariz bir kadına şiddet örneğidir. Evet. Buna ne diyoruz? Töre cinayeti, namus cinayeti. Yine haberlere takip ettik. Tayt giydiği için karısını öldüren adam. Klasik bir kadına şiddet örneği. Asıl kadına şiddet zaten bunlar. Yani bu adam gittiğinde bizim töremize ters, namus anlayışımıza ters dediğinde İstanbul'la ilgili 29 kapsamında haksız tahrik indirimleri yapılıyordu. Artık öyle indirimler yok. Hatta aksine de mümkünse mahkeme en üst dereceden, en üst seviyeden ceza verme yolunu seçiyor. Ama tabii ki şiddet olgusunun kadına kadın olmasından kaynaklanan şiddet gibi işte 29 ve 62 çok tartışılıyor. Niye uyguluyor, niye haksız tahrik uyguluyor vesaire diye. Belki ona daha sonra daha detaylı gelebiliriz. Haksız tahrik deyince ne giriyor bunun içine? Ya şimdi şöyle, bu haksız tahrik kavramı çok tartışmalı. Burada kanunun, çıktığım tüm programları söylüyorum, kadına şiddetle alakalı özel bir hüküm getirilmesi lazım. Kadının sadece kadın olmasından dolayı uğradığı şiddetle alakalı, hı hı, 29 yani haksız tahrik 62 iyi hal indiriminin hiçbir şekilde uygulanamayacağı bir özel hüküm getirilmesi lazım. Diğer türlü çok tartışmalı konular var. İşte eşini başkasıyla gördü, öldürdü. Burada haksız tahrik var mı yok mu? Bu soruların cevabını net olarak ortaya koymamız gerekir. Hı. Hangisi ayıklı öldürdün? İşte orada aldatılan erkeğin verdiği refleks insani midir, kabul edilebilir midir? Yoksa bunu cidden içinden atamadığın namus sahiki, sözde namus sahiki, töre sahikiyle mi işliyor? Ama ve lakin, şurada hiçbir şekilde giydiği kıyafet sebebiyle, boşanmak istediği için, boşandıktan sonra başkasıyla evlenmek istediği için, çalışmak istediği için, doğru mu? Çocuk doğurmak için veya çocuk doğurmamak için, tamamen kendi tercihlerine alakalı kadının maruz kaldığı şiddet, hiçbir şekilde 62 ve 29'un kapsamına alınmamalı. Yani haksız tahrik sayılmaması gerekiyor bunların. Diğer hususların da çok cesurca tartışılması, masaya yatırılması ve bu konuyla alakalı netliğin ortaya konulması lazım. Ben ne diyorum? Kadın cinayetlerine sadece kadının kadın olmasından dolayı, cinsiyet özelliklerinden dolayı, bireysel tercihlerinden dolayı, erkek egemen zihniyet tarafından uğradığı şiddetin ayrı bir hükme alınması ceza kanununda, 29, 62 gibi uygulamaların tamamının muaf tutulması ve bununla çok etkin mücadele yönünde de önem arz edeceğini düşünüyorum. Burada bir kadına şiddette idam. Biz bunu ısrarla, ben özellikle söyledim bunu. Kadına şiddette. Yani biraz önce bahsettiğimiz kriterler içinde sadece kadının kadın olması sebebiyle tercihlerinden dolayı işlenen cinayetlerde idam cezasının getirilmesi. Çocuk istismarı ve çocuk cinayetlerinde idam cezasının getirilmesi ve de terör suçlarında. Kadın haklarını çok ateşli savunan ama bunu bir siyasi malzeme haline getirmiş geniş kitleler de var. Bunlara diyoruz ki gelin kadına şiddetle alakalı. Evet, sabah akşam bağırıyorsunuz, idam cezası getirelim. Şimdi Emine Bulut'u çocuğun önünde hunharca öldüren adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Yeterli mi? Kamu vicdanı rahatlattı mı?
rahatlat pat. Ya hatta orada da şimdi ismini unuttum, çok gencecik bir kızımız. Değil mi? Bir cani tarafından, suç işlemeye alışkanlık haline getirmiş bir cani tarafından öldürüldü. Evet. Defalarca içeri girmiş, içeri girmiş, çıkmış. Muhtemelen yarın yine dışarı çıkacak. Yine anladığım kadarıyla adam yaşı 40'larda. 50 yaşında, 55 yaşında dışarı çıktı, yine birinin canına kastetmeye çalışacak. Niçin idam istemiyorsunuz bunlara dediğimizde? Sadece diyor ki bu kötüye kullanılabilir, şu olabilir. Varsa hayır ki bilinçaltlarında yatan gerçek sebep terör suçlarına idam cezasının getirilmesini istememeleri. Çünkü orayla irtibat ve iltisaklılar ve kadın mücadelesine zarar veriyorlar. Siz bugün hunharca töre sahiki, namus sahiki, cinsiyet sahikiyle kadını öldürmüş bir adama idam ettiğinizde evet bu bir etkin mücadele yöntemidir. Diyor ki bu çözmez ki diyor. Cezanın tek amacı o suçu engellemek değildir. Şimdi Emine Bulut'un kızına sorun bakalım. Babasının, annesinin katilinin içeride olmasından mutlu mu? Tabii ki de. Doğru mu? Hadi o babası ne düşünüyorsunuz belki ona verilen Emine Bulut cinayetinde babaya verilen ceza ile ilgili? Ya orada ağırlaştırılmış müebbet verildi. Orada kanun dedi ki hunharca bir şekilde işlenmiş vesaire. Ama bak Emine Bulut cinayetine gelmişken İstanbul Sözleşmesi'nde bir hüküm var. Acilen Türk yargı sisteminde ceza kanunu içine konulması gereken. Bir, bizde diyor ki ağırlaştırılmış sebep cinayetin eşe karşı işlenmesi durumunda bu nitelikli cinayet halinde ağırlaştırılmış müebbet alıyor. Burada eski eşe karşı ibaresinin konulması lazım. Çünkü şiddetin çoğu eski eşe karşı. Eski eşe. Devamında İstanbul Sözleşmesi'nde özellikle vurgulanıyor. Cinayetin çocuklarının gözü önünde işlenmesinin ağırlaştırıcı sebep kabul edilmesi lazım. Maalesef bu nitelikli haller içinde bu da yok. Çocuğun önünde cinayet işlendiyse ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasının verilmesi lazım. Ve daha da önemlisi düzenlemeyle idam cezasının bu tip suç tipinde acilen de uygulanması kesinlikle gerekir. Kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Evet. Kadına şiddet noktasında dünyadaki yasal olarak durumumuz nedir peki? Eksiklerimiz var mı yasalarda? Yasal olarak hiçbir eksiğimiz yok. Dünya standartlarında bu işe mevzuat koymuşuz anayasamızdan Türk Ceza Kanunu'na kadar. Biraz önce Türk Ceza Kanunu'nda bir eksiklik belirttim. İşte çocuğun önünde cinayetin işlenmesi ve eski eş kavramı. Bunların acilen düzeltilmesi lazım. Yine Türk Ceza Kanunu'nda sadece adam öldürme diye geçmemesi lazım. Kadın cinayetleriyle alakalı ayrı bir başlık açılması, kadın cinayetlerinin her ihtimale göre tekrar düzenlenmesi lazım. Ne haksız tahrik sayılabilir? Bu kadın cinayet değil, bu bir şiddet vakasıdır sıradan. Kadın kadın olduğu için değil, başka sebeplerle buna uğramış mıdır? Yoksa bu cinsiyet ayrımcılığının sonucunda mı bu cinayet işlenmiştir? Bunlarla alakalı çok detay, derin ayrımlar konularak Türk Ceza Kanunu'nda özel bir başlık açılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için anayasamız buna çok inanılmaz derecede uygun bir anayasa. Kadın hakları ile ilgili pozitif ayrımcılığı koymuş, çalışma hürriyetini garantiye almış, iş kanunu eşit davranma ilkesini koymuş. Yasal mevzuatımız 62-84 uygulamada bir takım problemlerle beraber. Şimdi ne diyoruz? Tedavi ettir diyoruz. Tedavi ettirecek doğru düzgün kuruluş yok. Doğru mu? Dolayısıyla bu uygulamanın sahaya yansıması lazım. Kadına şiddetin o istatistik verilerini toplamak, koordinasyonunu sağlamak için de bununla ilgili takip merkezlerinin kurulması lazım. Evet var Aile Bakanlığı kapsamında. 24 saat hizmet veren telefon hatları da var. Her geçen gün de üstüne koyarak Türkiye bu konuda ilerlemeye devam ediyor. Dünya standartlarının çok gerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. Ama en nihayette kanunu koymak yetmiyor. Kanun uygulayıcıların da o içlerindeki ataerkil zihniyeti biraz kenara koyup. Maalesef ki dediğiniz gibi erkek egemen toplumda yaşadığımız için yani bu biraz bana göre yavaş işliyor gibi geliyor ya da biraz aksaklık var gibi geliyor bana bazı şeylerde. Dediğim gibi bu yüzyılların birikmişleri 5 yılda 10 yılda aşmak mümkün değil ama Türkiye çok önemli mesafeler kat etti bunda. Çok da ciddi ve çok kararlı duruyor. Hükümet de bu konuda çok kararlı duruyor. Sivil toplum kuruluşları çok kararlı duruyor. Basın bu konunun üzerine çok gidiyor. Siyaset kurumunun olaya bakışı çok sağlıklı. Dolayısıyla ben umutluyum bu konuda. Ne güzel. Kadına karşı şiddeti ihal ve haksız tahrik indirimleri diye soru yazmışım ama bence bunun olmaması gerekiyor. Yani bu indirimlerin olması gerekiyor mu? Ya da niye, hangi suçları kapsıyor bu indirimler? Şimdi ben ceza hukukçusuyum aynı zamanda. 29-62 uygulanmasın demek çok içime sinen bir kavram değil. Ama 29-62'nin hangi hallerde uygulanmayacağını çok net. Biraz önce onu söylemeye çalıştım. Kanuna kadın cinayetleriyle ilgili, kadına şiddetle alakalı özel hüküm konulmasının sebebi budur. Siz hep bu örneği veriyorum.
boşandığın eşin başkasıyla evlenmeye çalıştı, gittin öldürdün. Ya burada hangi ihlal, hangi 62, hangi 29, hangi aksi tarih? Bunlar umurlama şansı yok. Boşanmış kişinin gidip başkasıyla evlenmek istemesi ve orada öldürülmesi bu şeye mi giriyor? Tahrik indirimine mi giriyor? Yok, girmiyor. Ben kadın cinayetlerini verdiğimiz adam orada gidiyor, diyor ki gittik konuşmaya gittim. Bana anneme küfretti, bana küfretti vesaire. Bunlar suçu azaltmaya yönelik, cezayı azaltmaya yönelik itibar edilmemesi gereken savunma kabul edilmeli. Sen genel sakinle eski eşinin başka bir adamla evlenme isteğine karşı durma. Orada sana küfür etmiş falan, artık bunların bir önemi yok. Bu bir su katılmamış kadın cinayetidir. Eşin mini etekle sokağa çıktı. Aa, sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın? Geldin öldürdün. Mini etekle senin lafının dışına çıkmak, çıktı diye öldürebilir misin? İnsan haklarına aykırı bence yani, bu zaten yani. Kadına şiddet başlı başına ana başlığı o. Kadına yönelmiş insan hakları ihlaliyle başlıyor. Sen kadının cinsiyetini kabul etmiyorsun. Diyorsun ki hayır, benim belirlediğim kalıplar ve roller içinde yaşayacaksın. Neden? Oradan başlıyor yani. İşte. Erkek egemen toplum dediğimiz de o. Hiç uygulanmasın mı? Ben ceza hukukçu olarak hiç uygulanmasın diyemem. Çünkü yine altına çiziyorum. Her şiddet vakası kadına şiddet olarak algılanamaz. Bireysel şiddet, bazen şiddetin her türlüsüne karşı mıyız? Bazı bireysel şiddet vakaları var. Önümüze dosya geliyor, bakıyoruz. Bu dosyayı kadına şiddet olarak algılamak mı lazım, algılamamak mı lazım? Ama kadına yapılmış bir eylemse kadına şiddet olmuyor mu bu? Elbette ki. Bunun bir mağduru kadın. Ama acaba onun cinsiyet özellikleri nasıl? Sadece kadın olmasından, tercihlerinden dolayı mı işlenmiş? Bir eyleme karşı tepki olarak mı işlenmiş? Bu işin mağduru erkek de olsaydı aynı eyleme maruz kalacak mıydı? Bu sorunun cevabına dikkat etmek lazım. Mesela bunu, ne bunun içine giriyor? Bu söylediğiniz şeyin konunun içine ne giriyor? Çok hassas bir konu. Çok somutlaştırıp çok da cesurca oturup konuşmak lazım. Bunu konuşamadığımız sürece bu 29-62 tartışması hiç bitmeyecek. Ama burada nedir? Bizim üzerinde durmak istediğimiz konu, diyor ki benim namusum kirlendi. Bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir mahkemede kravat taktı, 62 aldı. Şimdi Emine Bulut'un katiline mahkemede kravat taktı, sayın mahkemeye çok saygılı davrandı, 62 uygulanabilir mi? Mahkeme uygulamadı. Ama uygulasaydı da hiç kimse bir şey diyemeyecekti. Kanun yetkiyi vermiş. Kanun da bu var diyordu. İşte o kanun o yetkiyi de alması lazım. Bu işi hakimin inisiyatifine bırakmamak lazım. Bu cinayet türlerinde. 29'un neyini uygulayacaksın? Ya kadın, erkek erkeğe küfrettiğinde 29 uygulanıyor. Ama kadın küfrettiği için öldürmede uygulanmamalı. Basit işi somutlaştırmaya çalışıyorum konuyu. Sen kadın küfretti, evet pozitif ayrımcılık. Kadın küfretmiş, kafanı çevir ve git. Neyinden tahrik oldun? Doğru mu? Ama bunların oturup çok ayrıntılı şekilde düzenlenmesi ve kamuoyundaki bu tartışmanın sona erdirilmesi adına da somutlaştırılması gerekiyor. Kent ve Yaşam programı devam ediyor efendim. Yanımızda Serkan Toper var. Avukatımızla kadına karşı şiddeti konuşuyoruz ve boşanma davalarında nafaka ve kadın haklarını sormak istiyorum size. Ve bu son dönemde çok konuşulan süresiz nafaka tartışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Süresiz nafaka ile alakalı daha önce ben görüşlerimi çok net ifade ettim. Ben süresiz nafakanın bir insan hakları ihlali olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yıl sürmüş bir evlilik sonucunda bir erkeğin 10 yıllarca boşandığı eşine nafaka ödemek zorunda kalması erkek aleyhine bir zulüm. Net bir zulüm. Çünkü bu erkek daha sonra tekrar evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Dar imkanlar içinde o çocukların eğitimini sağlamaya çalışırken bir yandan yıllar önce evlendiği ve boşandığı kadının da geçimini temin etmek zorunda kalması bir insan hakları ihlali. Biz kadına şiddet ve kadın hakları noktasında yoğun mücadele veren biriyim ben. Ama şu anlaşılmamalı. Biz kadının erkekle eşit haklara sahip olmasının mücadelesini biliyoruz. Bu mücadelenin adı erkek düşmanlığı, erkeğin hor görülmesi, erkeğin zulüm altına alınması mücadelesi değil. Dolayısıyla tabi bu konuda yasa çalışmaları devam ediyor. Burada çok destekliyorum. Evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi, yine buna somut kriterler getirmek suretiyle, kusur durumlarının da dikkate alınmak suretiyle mahkemece bir üst sınır belirlenmesi. 30 yıl sürmüş bir evlilikte belirli yaşa gelmiş bir kadının hiçbir kusuru yoksa ömür boyu nafaka almaya devam etmesi. Bunu da mahkemelerce her dosyadaki olgulara göre farklı farklı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü süresiz nafaka kadın işledi diyor. Asgari ücretle çalışıyorsa nafakanın devamını hükmediyor. Ülkemizde kadın 5 lira maaş da alsa maalesef sistemde herkes asgari ücretten gösterdiği için asgari ücret düzeyinde bir çalışmayı nafakanın kesilmesi için yeterli görmüyor sistem.
işte evlenmesi gerekiyor. Evlenmiyor ise ömür boyu evlenmiş çoluk çocuğa karışmış adamın üzerinde bir maddi külfet olarak kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu bir insan hakları ihlalidir. Burada da evet erkeğe haksızlık oluyor. Yoğun bir haksızlık var. Dolayısıyla ben süresiz nafakaya kesinlikle karşıyım. Düzelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki geçmişteki işte boşanma davasında süresiz nafaka almış bir bayanın, kadının değiştirilmesi mümkün oluyor mu sonrasında bu nafaka davasına? Tabii nafakaya her dönem kaldırılması, azaltılması noktasında dava açabilir. Ama sonuçta taraflar. İlk boşanmasında kadın hak etti bu süresiz hak etti. Nafakayı. Ama sonrasında durumlar değişti. Erkeğin maddi durumunda inanılmaz bir kötüleşme oluştu. Veyahut da erkek evlendi, iki tane çocuk yaptı. Maddi durum aynı kalmakla beraber sorumlulukları arttı. Hı hı. İşte nafakanın kaldırılması veya nafakanın azaltılması için dava açabilir. Veya yani kadını erkek. O dönem içindeki yoksulluk koşulları ortadan kalktı. Boşanma aşamasında yoksuldu. Hı hı. Ama sonrasında iş hayatına atıldı. Para kazanmaya başladı. Veya asgari ücretin çokça üstünde bir işe girdi. Veya evlendi. O zaman nafakanın kaldırılması için nafaka yükümlüsü mahkemeye başvurup bu nafakayı kaldırması her zaman mümkün. Peki bu boşanma davalarında kadınların hakları ne oluyor? Ben size bunu sordum ama siz kadın, sadece kadın değil erkeğin de hakları var dediniz. Tabii ya, burada şey var. Eşitler arasında bir düzenleme yapmış kanun. Özellikle 2002'de yanılıyor olabilirim tam tarihinde ama 2002 diye hatırlıyorum. 2002'den sonra getirilen kanun ile kadınların da edinilmiş mallara ortak olması hükmü getirildi. Eskiden herkesin malı kendineydi. Dolayısıyla bu kadınları korumak adına getirilmiş bir hüküm. Kadın diyor ki 20 yıl boyunca evde çok çocuğuna bakıyor. İş hayatına atılamamış. O çocukların yoğun şekilde bakımını sağladığı için. Dolayısıyla diyor erkek ne kadar kazanıyor gözükse de diyor o edinilen mal da kadının da diyor bir hakkı olduğunu kabulü gerekir. Onun desteğiyle erkek bu kadar rahat bir şekilde çalışıyor. Çok da yerinde bir düzenleme. Yerinde bir düzenleme olmakla birlikte kadınların da evlilikteki ekonomik güvenceleri noktasında da çok önemli. Biraz önce bahsettik işte aslında fiziksel şiddetin en temel sebebi de kadının boşandıktan sonra hiçbir ekonomik güvenceye sahip olmaması. Kadını şiddete rağmen evliliği devam ettirmeye mecbur bırakıyordu. Onun dışında yine evlilik içinde eğer şiddete maruz kaldıysanız hiç çekinmeden gidin DARP raporunuzu alın. DARP raporunuzu 6 ay içinde gidin başvurularınızı yapın. DARP'a uğramış bir kadının haklı gerekçeler olduğu, eşin ağır derecede kusurlu olduğu gerekçesiyle mahkemede yüksek derecede nafakalar alma ihtimali olacak. Bunu sineye çekmemelerini tavsiye ediyorum. Onun dışında yine hakları nedir? İşte biraz önce bahsettik. Evlilik sonrası yoksulluğa düşecekse yoksulluk nafakası alma hakkı var. Çocukları için yoksulluk nafakası alma hakkı var. İştirak nafakası alma hakkı var. Onun dışında da yine kadınlar boşanma aşamasında eşlerinden ayrı yaşama, müşterek konutun, aile konut olarak kendilerine tahsis edilme, faturalarının, televizyon faturalarına kadar hepsinin ödenmesini talep etme hakları var. Boşanma davalarında, boşanma konusuna hakim bir avukatla ilerlemelerinde de yine tavsiye ediyorum burada. Son dakikalarımız kaldı, son iki dakikamız kaldı. Son sormak istediğim bir şey var. Kadın şiddete uğruyorsa ve artık o evden çıkmak istiyorsa hani devletin nasıl bir yeri var? Nereye başvurması gerekiyor? O evde artık kalmak istemiyorsa ve evet başvurusunu yaptı, karakola gitti ama artık o evde yaşamak istemiyorsa. Devletin yapacağı önce kadını aile konutunda bırakmak olmalı. Şiddet gösteren o evden uzaklaştıracak. Bunu yapabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacak. Oldu ki yapamıyor. Şiddet çok yoğun. Kadının ve çocukların hayat tehlikesi var. O dönemde yüksek güvenlik... Ben şeyi sevmiyorum. Kadın barınma evi kavramını sevmiyorum. Yüksek güvenlikli ev kavramı. Daha doğru geliyor bana. Çünkü nedir ya? Sığınma evi. Pardon, sığınma evi. Kadın bir sığıntı değil ki şiddete uğramış kadın. Dolayısıyla buna yüksek güvenlikli barınma evleri demenin daha doğru ifade olduğunu düşünüyorum. Eğer kadın yoğun bir şiddet altındaysa, erkeğin asla ulaşamayacağı güvenli bir yerde kadının himaye edilmesi, gerekirse kimliğinin değiştirilmesi, kamu görevlisi ise ilinin değiştirilmesi, özel sektörde başka illerde şubeleri varsa başka illere alınması etkin mücadele adına önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sizin ederim. Sizin de bu konuda hassasiyetinizi biliyorum. O yüzden de çok teşekkür ben ederim teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katıldığınız için programımıza. Efendim sonuna geldik programımızın. Yarın yine aynı saatte Bengü Türk TV ekranlarında olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.